Merhabalar arkadaşlar. Şimdiki dersimizde asal sayıları göreceğiz. Öncelikle asal sayıların tanımıyla başlayalım. Birden büyük, bir ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam böleni olmayan tam sayılara asal sayı diyeceğiz. Bunlara örnek birden büyük oluyor. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye sonsuza kadar götürebiliriz. Hemen bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. A ile B'nin sayma sayılarının elemanı olduğunu vermiş. A kare eksi B karenin 23. Yani bir asal sayı var. Dikkat edin. A çarpı B'nin ne olduğunu soruyor. Öncelikle çarpanları ayırmada burada 2 kare farkı var. Dikkat edin. A eksi B, A artı B eşittir 23'müş. Şimdi 2 tane sayma sayısını topladığımda şu A artı B'nin sonucu da N artının yani sayma sayılarının elemanı olacak. Yani pozitif olacak. Sonucunun pozitif bir sayı çıkabilmesi için a eksi b'nin de pozitif olması lazım. Şimdi buradaki sonucum eğer ki asal sayıysa şu toplam daha büyük olacak. Bu nedenle burası 23, burası da 1 haline gelecektir ki çarpıldığında 23 elde edebilelim. Bu durumda a artı b'miz 23, a eksi b'miz 1 gelecektir. Taraf tarafa toplayalım. B'ler gidiyor. 2 tane a'mız 24, a eşittir 12 geldi ve herhangi bir tanesinde yerini yazarsam a eksi b eşittir 1'miş. 12 eksi b eşittir 1 ise b'yi bu tarafa 1'i bu tarafa attığımda b eşittir 12 eksi 1'den 11'e eşitmiş. Şimdi soru da benden her ikisinin çarpımını soruyor. 12 çarpı 11, 132 benim doğru cevabımdır. Bir sonraki örneğimizde x ile y asal sayıymış. Y artı 55 bölü x eşittir 12 ise x artı y'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi x ile y ile ilgili bir tablo yapalım. Ve buradaki x'imize dikkat edin. 55'i tam olarak bölecekmiş. Yani x'imiz 1 olabilir, 5 olabilir, 11 olabilir ve 55 olabilir. Şimdi burada arkadaşlar tek tek yerlerine yazmaya çalışacağım. Ama öncelikle 1 ile 55'i silmem lazım. Sebebi de şu. Buradaki ifadelerin asal sayı olduğunu belirtiyor bana. Şimdi öncelikle x yerine 5 yazalım. Bu durumda y artı 55 bölü 5 eşittir 12'ymiş. Sadeleştirdiğimde 11 geldi. Diğer tarafa attığımda y eşittir 12 eksi 11'den 1'miş. Ben 5'i de kabul edemiyormuşum. Çünkü bu durumda y'miz 1 oluyormuş. 1 asal bir sayı değil. Bu durumda x yerine 11 yazmamız gerekiyor. X yerine 11 yazalım. Y artı 55 bölü 11 eşittir 12'ymiş. Sadeleştirdiğimde 5 geliyor. 2'yi diğer tarafa atacağım. Y eşittir 12 eksi 5'ten y eşittir 7 geliyor. Yani 11 değeri için cevabımız 7'ymiş. Bu durumda y için sağlıyor fark ettiyseniz. 7 de bir asal sayıdır. X artı y'yi soruyor. X artı y'miz 11 artı 7'den cevabımız 18 gelmektedir. Aralarında asal tanımına bakalım. 2 ya da daha fazla pozitif tam sayının birden başka hiçbir pozitif tam böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır deniyor. Bakın burada 2'den daha fazla sayı olacak ve birden başka hiçbir ortak pozitif böleni olmayacak. Bu sayıların asal olup olmadığı ile ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Mesela 2 ile 9. Bunlar aralarında asal ifadelerdir çünkü birden başka hiçbir ortak pozitif bölenleri yok. 2, 3 ve 4. Bakın burada 2 ile 4 birbirlerini bölüyorlar. Ama bu sayıların hepsini aynı anda bölebilecek ifadeye bakıyorum. Buradaki 3 işi bozuyor. Bu nedenle aralarında asaldır buradaki ifadede. Yine aynı şekilde bakalım. 3, 6, 9 bunlar 3 ile bölünebiliyor. Yalnız 10 işi bozuyor burada. Bu da aralarında asaldır. Yani bu 4 sayı aralarında asaldır demektir. 3, 6 ve 9 bunları birden başka bir de 3 bölüyor arkadaşlar. Bu ifade aralarında asal değildir. Ve çok önemli bir notumuz var. Bunu özellikle OBPOKEK'te bolca kullanacağız arkadaşlar. 1 tüm pozitif tam sayılar ile aralarında asaldır. Bakın 1 asal bir sayı değil ama 1 ile diğer tüm pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Asal sayılar zaten birden başka sadece kendilerine bölünüyor. Aralarında asal olmak zorunda zaten asal sayılar. Ardışık pozitif tam sayılar. Mesela 1, 2, 3, 4 bu gibi sayılar arkadaşlar mutlaka aralarında asaldır. Ve ardışık tek pozitif tam sayılar 1, 3, 5 zaten çoğu asal da buradan çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da aralarında asaldır. Şimdi örneğimize bakalım. Örneğimizde 3a artı 1 ve b eksi 7 aralarında asalmış. Ve
3a artı 1 bölü b eksi 7'nin 15 bölü 48'e eşit olduğunu söylüyor. Bakın, bu tarzdaki soruda aralarında asal veriyorsa ve birbirlerine bölünüyorsa karşılarındakilerini eşitlemeye çalışacağız. Ancak karşılarındakiler sadeleşebildiği kadar sadeleşmeli. Mesela şunları sadeleştirelim arkadaşlar biz. 15 ile 48 3 ile sadeleşiyor. 5, 16 haline geldi. Bakın artık 5 ile 16 aralarında asal. Bu durumda bunlar karşılarındakilerine eşit olacaktır. Yani 3a artı 1 eşittir 5 olacak. B eksi 7 de 16'ya eşit olacaktır. Bu durumda biri diğer tarafa atayım ben. A'yı bulalım. 3a eşittir 5 eksi 1 yani 4. Ve a'mız her iki tarafı 3'e böldüğümde 4 bölü 3 haline geliyor. Yine 7'yi diğer tarafa attığımda b eşittir 16 artı 7 yani 23'e eşitmiş. Benden istediği şey a çarpı b yani 23 çarpı 4 bölü 3. Bunu çarptığımızda arkadaşlar 92 bölü 3 benim doğru cevabım haline geliyor. Asal çarpanlara ayırma ise iki metotlu olabilir arkadaşlar. Bir tanesi klasik metot. En küçük asal çarpandan başlıyorsunuz bölmeye. Ta ki o çarpan bulunamaya kadar siz burada tek tek o ifadeye böleceksiniz. Asal sayılar 2, 3, 5, 7 diye devam ediyor. 2 ile başlayacağım. 2'ye böldüm. 60 geldi. 2'ye böldüm. 30 geldi. 2'ye böldüm. 15 geldi. Bakın, ikileri bitirdim. Bundan sonra yapacağım 3'e bakmak. 3 ile bölünüyor. 5 kaldı. Artık 5 de gitti. Ve bu 5 de 3 ile bölünemiyorsa 5 ile bölünmesine bakacağız. Şuradaki 5'e böldüğümde 1 kaldı. İşte 1'i bulduktan sonra şurada bulduğumuz tüm ifadeler 120'nin asal çarpanları. Yani kaç tane 2 var? 3 tane. 2 üzeri 3. 3 çarpı 5 halinde asal çarpanlarına ayırmış olursunuz. Ya da bildiğiniz çarpanlar şeklinde yazabilirsiniz. Mesela 12 çarpı 10 diye yazdık. 12'nin çarpanları 4 çarpı 3, 10'un çarpanları 2 çarpı 5. Şimdi 4'ü ben 2'nin karesi 3, 2 ve 5 şeklinde yazabilirim. Şunları birleştirdim. 2 üzeri 3, 3 çarpı 5 yine aynı şekilde sonucu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, burada 3 tane sayının asal çarpanlarına ayrılmış şekli var ve bölündükçe harflerin değiştiğini görüyoruz. Bakın dikkat edin ve bölünmeyen ifadelerde de aynı harfin kaldığını görüyoruz. Ve benden istediği soruda A artı B artı C'nin toplamının ne olduğu. Öncelikle A ile başlayalım. Yalnız tersten gideceğiz işlem yapmaya. İfadenin bölünüp bölünmediğine bakacağım. Bakın şuradaki G 5 ile bölünmüş ve bir kalanı vermiş. O zaman bir tane 5 çarpanı var. Peki F'den G harfine geçmiş. Yani 3 ile bölündüğünün göstergesidir. D harfi için bakın D'den F'ye geçmiş. Gene değişimi var. Yani 2 ile çarpılmış. Ve son A'dan D'ye geçmiş. Gene 2 ile tam olarak bölünmüş. Bu durumda hemen A sayısını bulabiliriz. 15, 4 geldi. Çarptığımızda A sayımız 60 demekmiş. Şimdi aynı şeyleri B için yapalım. B için arkadaşlar bakın yine tersten gideceğim. Buradaki ifade 3 ile bölünmüş, bir kalanı vermiş. B'nin içerisinde 3 var. Bakın 2 ile bölünememiş. Bu yüzden herhangi bir şey yazamıyorum. Aynı harf devam ediyor. Bakın ilk baştaki 2 ile bölünmüş. E haline gelmiş. Bu yüzden bir tane daha 2 çarpanı varmış. Şimdi bu ikisini çarptığımda hemen B'nin 6 olduğunu bulabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şeyi C için de yapalım. C için yaptığımızda şuraya C yazdım. Yine tersten gidiyorum. Bakın 5 ile bölünmüş. O zaman 5 çarpanı var. Bir harf değişikliği var. Yine 5 ile bölünmüş. Çarpı 5. Bakın C'den K'ya geçmiş. 3 ile bölünmüş. Ve bundan sonra hiçbir harf değişikliği yok. Yani C'miz 25 çarpı 3'ten 75 haline geliyor. Benden istediği şey A'nın, B'nin ve C'nin toplamı hemen 60 artı 6 artı 75. 141 benim doğru cevabım haline geliyor arkadaşlar. Bir başka örnekte x ve y'nin sayma sayılarının elemanı olduğunu vermiş. Bir sayının kübü 120 çarpı y ise x artı y'nin en küçük değeri nedir diyor. Burada en küçük değerine dikkat edelim. Şimdi kümemiz n artı yani pozitif doğal sayılar. Bu sayılar pozitif olacak. Burada yapmamız gereken şey 120'nin çarpanlarını ayırdıktan sonra öyle bir y sayısıyla çarpacağız ki bir sayının kübü haline gelecek. Bakın 120'yi bir çarpanlarına ayıralım. 12 çarpı 10 dedim. 4 çarpı 3, 2 çarpı 5 dedim.
4'ü 2'nin karesi 3 çarpı 5 çarpı 2 yazdım. 2'leri birleştirdim. 2'nin 3. kuvveti 3 çarpı 5. Burada yerine yazayım. Bakın. X küp eşittir 2'nin kübü 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. Ve bir de y gibi bir sayıyla çarpıyormuşum. Şimdi buradaki y sayısı sayesinde tüm üslerim 3 ve 3'ün katı olacak ve en küçük değerini istiyor benden. Şimdi 2 için bir işlem yapmama gerek yok. Y yerine yazabileceğim sayılar içerisinde 2 ile ilgili bir şey yok. Ama 3 üzeri 2 yazarsam arkadaşlar 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 2'yi çarparsam ben 3 üzeri 3 gelir. Yani üssü 3 ve 3'ün bir katı olur. Bu durumda 3 için 3 üzeri 2'yi seçtik. Peki 5 üzeri 1 var. Yine 5 üzeri 2'yi seçtim ben burada. 5 üzeri 3 haline geldi. Bu durumda y'miz 3 üzeri 2 çarpı 5'in karesi yani 9 çarpı 25 geldi. Hemen çarptığımızda arkadaşlar 225 benim doğru cevabım haline geliyor. Şimdi x için baktığımızda x küp eşittir. Bu durumda 2'nin kübü y'yi yerine yazdık artık. 3'ün kübü ve 5'in kübü haline geldi. Her tarafın arkadaşlar küp kökünü alacağız. Eğer ki bunda bir problem yaşıyorsanız köklü sayıları bir daha bir tekrar etmeniz gerekiyor. X'imiz bu durumda 2 çarpı 3 çarpı 5 haline gelecektir. Bu da 6, 30 haline geliyor. Yani bulabileceğimiz en küçük x ve y değerlerini bulduk. Bu durumda x artı y'yi soruyor benden. Yani 225 artı 30 cevabımız 255 haline geliyor.